tabii anmak gerekir. Çünkü onların sayesinde buradayız. Onların sayesinde geleceğimize çok daha emin bakabiliyoruz. Çünkü 2907 şehitimiz var. 7 tanesi hala kayıp ve 11 binli aşkın gazimiz var. Ben onları burada saygıyla selamlıyorum. Onların önünde saygıyla eğiliyorum. Sadece onların değil, onların annelerinin, babalarının, eşlerinin ve çocuklarının ve akrabalarının önünde de eğiliyorum. Çünkü Allah onlara sabır versin. Gerçekten bizlerin mutluluğu için, vatanın selameti için, özgürlüğü, bağımsızlığı için onlar canlarını ortaya koydular. Şehit olacaklarını biliyorlardı. Bile bile şehit oldular. Bu çok büyük bir erdem. Yani bir insanın yanındaki arkadaşının şehit olduğunu görmesi, onun yanından geçmesi, kendi şehit olacağını bilmesi, şehit olması, arkadan gelenlerin bunları görmesi ve devam etmesi. Bu dünyada çok az millete nasip olan çok büyük bir hasrettir, çok büyük bir şereftir. Azerbaycan ordusu bence en büyük başarmış olduğu şey budur. Yani ölümle mücadele etmiştir ve ölümü çok az insanın yapabildiği bir şekilde yenmeyi başarmıştır. Ölümün üzerine giderek yenmiştir. Ve en etkili metottur bu. Bu kahramanlığın timsalidir aynı zamanda. Şimdi tabii pek çok yazı yazılacak, pek çok film çekilecek, dizi çekilecek, seri çekilecek. Zamanda bunların hepsi olacak. Şimdi herkes soruyor, nasıl kazandık biz bu zaferi? Bununla ilgili açıkçası Ermenistan'ı çok küçümseyenler var. Yani benim çalışmış olduğum derste Ermenistan Karabağ'da çok güçlü. Yani şimdi biz tabii 30 yıldır tahkimat yapmasından bahsediyoruz, istikam yapmasından bahsediyoruz. Ben 30 yıldır bu dersi çalışıyorum. Yani 30 yıldır Orta Doğu'da veya diğer coğrafyalarda çok yer gördüm, çok yer gezdim, dolaştım. Hayatımda böyle bir tahkimat, böyle bir istikam görmedim. Onlar adına Ohanyan hattı demişler. Ama ortada bir hat yok aslında. Alanlar var. Yani örneğin bir Füzuli'de gördüğüm bir yer var. Ben hayatımda böyle bir yer ne gördüm ne duydum. Yani bütün alan, gözün alabildiği bütün alan tahkimat. Hendek, tümsek. Hendek, tümsek. Arada mayın tarlaları, dikenli teller, tank engelleri ve onların arkasında hep kurmuş olduğu betonarme istikamlar, bunkerler ve yani kilometrelerce bütün cephe boyunca uzanıyor. Ve bu bir hattı aşmış artık, bir alana dönüşmüş. Yani tabiri caizse parayı bulmuş, tahkimata gömmüş. Parayı bulmuş, silaha gömmüş. Parayı bulmuş, teçhizata gömmüş. Parayı bulmuş, mühimmata gömmüş. O kadar çok ki, bunu aşmak için verilen ölümle bir mücadele var. Ve bunun için ödenen bir bedel var. Yani bugün taarruz başladı, karşı taarruzumuz başladı. Sabah saat 7.30'da Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu karşı taarruz emriyle, yani ex taarruz emriyle bir karşı taarruz başladı. Ve bu karşı taarruzda evlatlarımız o kurşunların önünde, o bombaların önünde, o tahkimatların önünde canlarını verdiler, şehit düştüler. Ne için? O toprağı geri kazanmak için. Dert sadece Karabağ'ı geri kazanmak mıydı? Hayır, bence dert sadece Karabağ'ı geri kazanmak değildi. Bu bir varoluş mücadelesiydi. Bu bir onur mücadelesiydi. Bu bir namus mücadelesiydi. Bu bir özgüven mücadelesiydi. Yani bunu niye söylüyorum? Bu devlet kuruldu. Birinci Karabağ Savaşı'ndan önce kuruldu ama devletin başına vurdular. Ordunun başına vurdular. Biz hepimizin bildiği çok büyük bir gerçek var. Yalın bir gerçek var. Biz 27 senedir gönlümüz kırıktı. Başımız yere eğikti. Başımız ezikti. Şimdi onun savaşını verdik bu Karabağ Savaşı'nda. Bu bir varoluş savaşıydı aynı zamanda. Ve bu varoluş savaşıyla beraber artık geleceğe çok daha emin ve güvenlik içerisinde, huzur içerisinde, özgüven içerisinde bakabiliyoruz. Çünkü en zoru başardık biz. Karabağ Savaşı dünyada yapılan en zor savaşlardan bir tanesidir. Niye bunu söylüyorum? Şimdi işin içerisinde, şimdi herkes işte 4. nesil savaşın nasıl olduğunu anlamaya çalışırken Azerbaycan ordusu, Azerbaycan devleti burada 5. nesil savaşa geçiş savaşını yaptı. Belki tam 5. nesil savaş değil bu. Yani böyle bir cümle çok iddialı bir cümle olur ama bu savaşın içerisinde 4. nesil savaş var. Yani hibrit savaşlar, vekalet savaşı var. Mevzi harbi var. Yani konvansiyonel harp var.
Dünyada çok az ordunun cesaret edebildiği derinlikli harekat var. Özel kuvvetlerin yapmış olduğu 641. Deniz Piyade Tugay'ın yapmış olduğu ve bir de 5. Nesil Savaş'a geçişin savaşı var. Yani 5. Nesil Savaş'ın teknikasının kullanıldığı, harp silah araç gereçleri kullanıldığı ve buna dair bir savaş felsefesinin, bir savaş doktrininin ve bir savaş konseptinin geliştiği bir savaş. Şimdi herkes bu savaşı çalışırken, yani 5. Nesil Savaş nasıl olacak? Herkes bu savaşı çalışırken Azerbaycan bunu uyguladı. Ve büyük bir maharetle uyguladı. Yani şimdi bakmayın siz onların Azerbaycan'ın ortaya koymuş olduğu savaşı küçümsemeye çalışmalarına, Azerbaycan'ın yapmış olduğu savaşı kirletmeye çalışmalarına, hepsi çok büyük bir dikkatle hem savaş sırasında hem de savaştan sonra savaşı çok çalıştılar. Çalışmaya da devam ediyor. Anlamaya çalışıyorlar. Anlamlandırmaya çalışıyorlar. Şimdi bir örnek vereyim ben size. Hatta söylediğiniz fikre de bir münasebet bildirmek istiyordum icazenizle. Söylediniz ki Azerbaycan'ın savaşı, taktikası birçok ülkelerde öğrenilir. Dost ülkeler bununla bağlı etiraflar da etmişler. Hatta Pakistan'ın bir neçə dəfə nümayəndəsi prezidentle müsahibədə də qeyd eləmişdi ki, Pakistan'da artık hərbi məktəblərdə Azerbaycan'ın apardığı bu savaş tədris edilməyə başlanılıb, öyrənilməyə başlanılıb. Sizin sözünüzə sadəcə qüvvət olaraq bildirdim bu məlumatı. Şimdi tabii ben açık kaynaklara yansımış tarafını anlamlandıracağım. Biz tabi savaşı Savunma Bakanlığımızın yani Müdafiye Nazırlığımızın paylaşmış olduğu görüntüler üzerinden anlamaya ve anlamlandırmaya çalıştık. Yani SİHA'lar üzerinden yapılan vuruşlar. Peki bu kadar mıydı bu? Hayır, bu kadar değildi. Bir kere orada o SİHA'nın yapmış olduğu vuruşu, çünkü karşımızda dünyanın en güçlü hava savunma sistemlerinden bir tanesi var. Şimdi NATO'nun en büyük derdidir. NATO ülkelerinin Rus hava savunma sistemini, hava savunma duvarını aşabilmek. Ve bu onlar için hala muğlaktır. Bilinmezleri vardır. Yani gri bölgeleri vardır, karanlık bölgeleri vardır. Azerbaycan ordusu Karabağ'da dünyanın en güçlü hava savunma sistemlerinden bir tanesini alt etti. Ve muazzam bir askeri teknik, taktik ve aldatma kullanarak. Yani Ermenistan olayı bir türlü çözemedi. Yani örneğin bu harp tarihine girecek ve bizim açımızdan da biz Türklere ait olan çok önemli bir başarıdır. Harp hilesidir bu. Antonovları savaş alanlarında kullanmak. Yani ilk gün 20 tane Antonov'u kaldırıp bu Antonov'larla beraber hava savunma sistemini deşifre etmek ve birinci hattaki bütün osaları, o duvarın ilk birinci hattını kırmak ve oradan bayraklarların içeri sokulması ve vurmaya başlaması. Bu muazzam bir şey. Yani harp tarihine girecek son derece önemli bir askeri başarı bu, askeri strateji bu. Ve bunun yapılmasında, devamında 12 farklı harp disiplini, savaş disiplinin eş zamanlı olarak kullanılması ve tehdit durumuna göre kullanılması. Bunların büyük bir çoğunun Azerbaycan ordusu gizli olduğu için söylemeyecek. Ben de söylemeyeceğim. Ama ortada, yani o Rus hava savunma duvarının sadece, bakın, bir S-400 yok, bir Panşir yok. Yani Panşir'in yerine zaten onun çok daha fevkinde olan Thor'lar falan var. Şimdi bütün bunları, yani S-300'lerin yani en üst katmanda olduğu bir temel çatıyı siz yıkıyorsunuz. Sürekli savaş boyunca bunun devamı geliyor. Bununla mücadele ediyorsunuz ve onun altındaki bütün zırhlı unsurluğu yok ediyorsunuz, imha ediyorsunuz, yani belini koruyorsunuz. Bunu yaparken de çok büyük bir oyunla karşı karşıyasınız. Abdullah Bey, 44 günü müharibə, eyni zamanda vətən müharibəsi dövründə çoxlu filmlər çəkiləcək, kitablar, əsərlər yazılacaq, dərslər çap olunacaq. Bilmək istəyərdik, sizin bir ilə yaxındır Azərbaycandakı fəaliyyətiniz və bununla bağlı yazacağınız kitab 44 günü müharibəni, hərb tarixinə necə yazacaq və biz dünyanın hərb tarixində necə görünəcəyik və bizim şəhidlərimiz necə anılacaq? Şimdi ben en başta bana güvendikleri için, inandıkları için saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Önde saygıyla eğiliyorum. Sadece onun değil, bütün komutanlarımız, başta Müdafiye Nazırımız Zakir Paşa'm olmak üzere, sağ olsunlar bana güvendiler. Ben de onun sorumluluğuyla beraber günde bazen gerçekten 16 saat, 18 saat, yani hafta sonu olmadan büyük bir yoğunlukla, büyük bir uğraşla buraya kadar getirdik.
Bittim, hayır bitmedi ama şunu şu kadarını söyleyebilirim. 1000 sayfasını yazdık. Bu bir destan. Yani böyle 100 sayfayla, 200 sayfayla, 300 sayfayla anlatılabilecek bir şey değil. İşin içerisinde bakın özel kuvvetler var. Kol ordular var. 641 deniz pişikleri var. Ondan sonra diğer bütün disiplinler var. Yani hava savunmacılar var, keşfiyatçılar var, topçular var, artilerya var, istihbaratçılar var, diğer devletin kurumları var. Yani bunların hepsi bir araya geldiği zaman bunu hepsinin hakkını vermek lazım. Çünkü bu öyle bir şey ki hepsi bu savaş nasıl bir şey biliyor musunuz? Savaş devletin ve devlet adamının ateşle imtihanı. Bütün devletin bütün imkan ve kabiliyetlerini harekete geçiriyorsunuz ve tek bir amacınız var. Bir zaferi kazanabilmek, düşmanı yenebilmek, alt edebilmek. Eğer alt edemezseniz bu belki yüzlerce yıla mal olacak. Çünkü kendiniz bir daha toparlayamayacaksınız. Çünkü büyük bir yıkıma sebebiyet verecek. Yani böylesine büyük bir sorumlulukla beraber herkes sadece canını ortaya koymuş değil. Herkes bütün varlığını ortaya koymuş. Şimdi bu savaşta canını vermek çare değil. Canını vermeden mücadele etmek gerekiyor. Yani hem kendisini koruyacak hem de vazifesini yapacak. Ve bu uğurda mücadele ederken şehitlik nasip olursa çok şükür edecek Allah. Ya zaten hepsi yani konuştuğum arkadaşlarda çok ilginç bir şey yakaladım. Niyetlenmişler savaşa. Ya biz dediler savaşa niyetlendik. Allah'ım yolunda vatanımız için, milletimiz için, devletimiz için mücadele edeceğiz. Karabağ'ın azatlığı için mücadele edeceğiz. Bizleri muvaffak eyle. Böyle duayla çıkmışlar yola ve çok güzel cümleler kurdular. Dediler ki hiç unutmam. Özel kuvvetlerde bir arkadaş anlattı bunu, söyledi bunu. Biz dedi hakkımız için, halkımız için, bir de hakkımız için. Yani Allah'ımız için mücadele ettik dedi. Bu çok güzel bir ifadeydi. Yani hak için, halk için ve hak için. Çok güzel bir ifade ve gerçekten de bunun hakkını verdiler. Bu şimdi hep diyorlardı en baştan bir soru sordum ben size dedim ki yani nasıl kazandık zaferi? Şimdi Ermeni bakın çok güçlü. Yani gerçekten çok güçlü. Yani sadece tahkimat mahkimat filan meselesi değil. Çok iyi hazırlanmış savaşa. Hatta amacı karşı taarruzları, sıradaki karşı taarruzlarla Azerbaycan'ı bölmek. Bunun planları da var ellerinde. Yani arkadaşlar bunların planlarını da yakaladılar. Ben anlattım kitapta. Çok büyük bir oyunla karşı karşıya Azerbaycan. Şimdi bu oyunu bozuyor aslında. Bu oyunu bozarken Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in önderliği, ortaya koymuş olduğu basiret ve feraset, tehlikeyi sezebilmesi ve tehlikeyi sezdiği andan itibaren Azerbaycan ordusunu bir karşı taarruz emrine vermesi ve karşı taarruzla beraber düşman duvarlarını Azerbaycan ordusunun bir sel gibi çarpması. Ve bu sel gibi çarpmanın karşılığında yaşanan pek çok kahramanlık hikayesi. Ardından Murov Dağı'ndan özel kuvvetleri sökülüp, içeri girmiş özel kuvvetleri sökülüp, bütün cepheyi arkadan dolanıp, bu sefer Aras'ın grağından savaşa dahil olması ve düşmanın içerisine girmesi. Düşmanın içerisinde derinlikte bir harekat icra etmesi ve bu harekatın bedelini canıyla ödemesi özel kuvvetleri. Büyük bir kahramanlık var. Ben burada özel kuvvetlerdeki, hususi tayinattaki bütün arkadaşlarımı gerçekten saygıyla önlerinde eğiliyorum. Muazzam bir iş yaptılar. Yani büyük bir iş yaptılar. Nasıl kazandık? Şimdi bakın Ermeni bir şey fark etti. Şimdi Azerbaycan askeri Ermeni'yi gördüğü zaman, Ermeni bir hakim araziyi tuttuğu zaman üzerine gidiyor. Şimdi Ermeni şunu biliyor. Geliyor diyor üzerine ve kaçmayacak diyor. Burada diyor bir mücadele yaşanacak. Ve bu mücadele ya ben öleceğim diyor ya o ölecek diyor. Yani iki yumruğun vuruşması gibi. Birisi kırılacak. Şimdi onu bir türlü inancı, Ermeni inancı bu inanç karşısında tutunamıyor. Ve çok hakim oldukları yerler var. Çok güçlü oldukları yerler var. Bizimkilerin ya bir Hadrut harekatı var. Hadrut harekatı bakın dillere destandır göreceksiniz. Yani orada 3000 tane Ermeni var, 2000 tanesi üniformalı ve onlara karşı yapılan ölümcül bir mücadele var. Özel kuvvetlerin yapmış olduğu ölümcül bir mücadele var. Ve bu mücadele, bakın bunun destanları yazılacak.
Bunun kitapları yazacak, bunun filmleri çekilecek inşallah. Muazzam bir şey. Yani ruhla ruhun çarpışması ve Ermeni'nin o ruhun önünde ruhunun yıkılması var. Neydi yani ilk önce ruhu yıkılıyor, ondan sonra zaten işte bugün Cumhurbaşkanımız söyledi. 10 bin tanesi firar. Kaçtılar yani. Nasıl kaçtılar? İşte o yıkılmaz ruhun, o sarsılmaz inancın karşısında tutunamadılar. İlk önce inançları yıkıldı, sonra fiziki olarak kaybolup gittiler. Böyle sahada muazzam destanlar var. Şimdi ve bunun bir bedeli var. Bakın en baştan ifade ettim. Gerçekten ben pek çok orduya çalıştım. Yani kahraman orduları da çalıştım. Böyle bir tane örnek yok. Bu savaşın bir de çok büyük özellikleri var. Çok önemli özellikleri var. Bakın ben bizim Sakarya Meydan Muharebesi'ne çok benzetiyorum bu Karabağ Savaşı'nı. Neden? Bizim 200 yıllık geri çekilmemizi durduran savaştır Sakarya Meydan Muharebesi. Yani Sakarya'da işte Karlofça Anlaşması'ndan beri hep geriye çekildik, sıradaki geriye çekilme ve orada durdurduk ve düşmanı, Yunan'ı denize döktük. Ege'de, İzmir'de. Burada Karabağ Savaşı'da aynı bunun gibi bir savaş. Bir kurtuluş savaşı, bir varoluş savaşı. Asya'da 200 yıldır bir geri çekilme var. 200 yıldır toprak kaybediyoruz. İlk defa Asya'da toprak kazandı Azerbaycan. Bu çok sembolik bir değeri var. Çok büyük bir anlamı var. Bir başka tarafıyla bu savaşı anlamlandırırken en çok karşı karşıya kaldığım şey şu. Bütün mazlum halklara bir Ümit Karabağ Savaşı. Hakkın nasıl alınacağına dair bir ispat. Sadece ayağı prangada olanlara değil. Bizim kendi Türk soylu kardeşlerimize de çok önemli bir mesaj. Kendi egemenlikleri, bağımsızlıkları, toprak bütünlükleri ve geleceği nasıl elde edeceklerine dair çok önemli bir mesaj. Bir diğer tarafıyla bir başka gerçeklik var. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün söyledi, teşekkür etti. Türkiye'nin sağlamış olduğu o manevi destek. O manevi destekle beraber iki kardeş bir araya gelince olmazlar oldurulabiliyormuş. Aşılamaz zannedilen dağlar aşılabiliyormuş. Onun savaşıdır Karabağ Savaşı. Bir diğer tarafıyla da sırtımız birbirimize dönüktü. Artık birlikteliğimiz, beraberliğimiz ete kemiğe büründü. Bu anlamda da son derece anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani bu bizim içimizde acıydı. Bakın ben 1. Karabağ Savaşı'nda burada görev yaptım. Özel kuvvetlerin yetişmesinde emeğim var. Yani Yaşma'da, Sumgayt'ta, Nasosni'de, pek çok yerde bulundum. Savaşa asker yetiştirdim ta o zamanlardan. O zamanlardan bu zamana Azerbaycan'ın nasıl bir hazırlık yaptığını gördüm ben. Bu anlamda sadece savaşı yapmak değil, savaşa hazırlık yapmak da son derece önemliydi. Çünkü bu savaşı kaybetme ihtimali çok güçlüydü. Bakın buna dair devlet bütün imkanlarını askerinin tasarrufuna verdi, asker de bunun hakkını verdi. Bu anlamda savaşın devletin bütün ruhu ve mekanizmasının uyumu açısından da çok büyük bir değeri var. Yani bu da başarılı. Abdullah Bey, tabii ki sentyabrın 27-sinde müharibə başlayanda biz neyin baş verəcəyini tam olarak bilmirdik. Düzdür, dövlət başçısı çıxış edərək söylüyordu ki, biz müharibəyə hazırıq, illərdir ki, qarşı tərəfdən əks hücumlar, daha doğrusu hücumlar olduğu üçün biz də əks hücumlar etmək məcburiyyətində qalmışıq. Amma aprel döyüşlərindən sonra, General Polad Həşimovun vəfatından sonra artıq bütün Azərbaycan tamamilə özünü müharibəyə kökləmişdi. Amma müharibənin gedişində söylədiyiniz kimi biz gözləmədiyimiz çətinliklərlə də qarşılaşdıq. İstehkamlar qurulmuşdu. Təsəvvür edə bilmədiyimiz qədər və bu 30 ildə işğal altında olduğu üçün həmin ərazilər, digər tərəfdən də biz bələd deyildik tam olaraq, çünki onların işğal altındaydı. Azərbaycan taktika dəyişirdi zaman zaman. Yəni gözləyirdilər ki, ermənilər bu tərəfdən, hansısa bir tərəfdən hücum olunacaq, amma Azərbaycan müxtəlif tərəflərdən hücum edərək taktikanı dəyişməyə çalışırdı. Bunu necə dəyərləndirirsiniz? Yəni, qələbəmizi şərtləndirən amillər içərisində bu nə qədər rol oynayır? Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız bugün yapmış olduğu konuşmada buna değindi. Savaş sırasında savaşın öğütmüş olduğu çetinliklere bağlı olarak çözümler üretme. Yani statik bir savaş değil, esnek bir savaş üretme. Yani stratejik aklı kullanma.
Bunu çok iyi yaptı Azerbaycan. Yani ilk 3 gün savaş açısından son derece çetin. Şimdi bunu bilmiyoruz. Ama bir gerçek var. Yani ilk 3 günde zayiatımız çok ağır. Bir başka tarafıyla bu zayiatın en idealist zabitlerimiz, en idealist kizirlerimiz, en idealist askerlerimiz, uzmanlarımız atılıyorlar düşmanın üzerine, atılıyorlar istikamların üzerine. Şehit düşüyorlar. Şehitlerimiz çok ağır. Şimdi bu kadar şehit varken, şimdi Allah göstermesin, bakın burada da çok ilginç bir detay var. Bir insan şehit olarak vazifesini yapar mı? Şehitlerimiz, en baştaki şehitlerimiz şehit olarak vazifelerini yapmışlar. Nasıl? Düşmanı şaşırtmışlar. Düşmanın muhakemesi bozulmuş. Bakın Ermeni iki kere ateşkes ilan ediliyor. Ama ateşkesleri kabul etmiyor. Uymuyor ateşkeslere. Niye? Her zaman bir ihtirası var. Diyor ki ben diyor savaşı tersine çevirebilirim. Her zaman savaşı tersine çevirebilirim. Örneğin birinci ateşkesi uysa, dursa savaş. Biz belki oralarda kalacak. Yani ne kadar ağır baskıyla karşı karşıya kaldığımızı biliyorsunuz. İkinci ateşkes hakeza. Şimdi ateşkeslere uymayınca bizim yolumuzu aslında Ermeni'nin o ihtirası açıyor. Ve biz şu şeye kadar gidiyoruz. Yani o duvarları, yani o ateşkesler üzerinden önümüze örülen duvarları Ermeni'nin muhakeme hatası üzerinden aşıyoruz. Bu nasıl oldu? En baştaki fotoğrafa bakarak oluyor. Ermeni'yi aldatıyor bu. Şimdi bir diğer tarafıyla savaşta çok büyük çetinlikler var. Ermeni pek çok yerler sadece karşı taarruz yapmaya çalışıyor. Yani bizim kuvvetlerimizi bir kuyunun içerisine alıp tamamıyla bizden bağını kopartıp oradan bir şekilde tamamıyla imha etmeye yönelik çabaları var. Buna karşı yapmış olduğumuz çok önemli hamleler var. Yani o, çünkü savaş o bütün o mekanizmayı, teknik mekanizmayı, birlikleri bir yerden alıp bir yere götürüp onu orada savaşa sokmak. Onu orada etkili bir şekilde kullanmak ve o birliği dolanmış olduğu savaştan kopartıp başka bir alanda gidip başka bir savaşa sokmak. Bu öyle herkesin başarabileceği bir iş değil. Abla Bey, əsrlər boyudu ermənilər təkcə Azərbaycana deyil, Türkiyə və digər Türk xalqlarına qarşı bir savaş elan ediblər, ərazi iddiaları ilə çıxış ediblər. Və dediyiniz kimi 200 ildən sonra ilk dəfə olaraq Azərbaycan öz torpaqları düşməndən aldı. Bundan sonra ermənilərin iddiasına qarşı cavab nə olacaq? Ermənilər anlayacaqlarmı? Qarşısında hansı xalq və xalqlar dayanır? Azərbaycan və Türkiyə. Şimdi tabii ben Hamas'ı birisiz değil. Biliyorsunuz çok daha önce program yaptık sizinle. Şimdi benim cümlem şu. Bunu hazmedemeyecekler hiçbir zaman. Ve biz her zaman hazır olmak zorundayız artık. Ve her zaman onlardan hem ruhen hem de fiziken üstünde olmak zorundayız. Çünkü onlara çok ağır bir darbe vurdu. Yani sadece Ermeni'ye çok ağır bir darbe vurmadı Azerbaycan. Ermeni'yi kollayanlara da çok ağır bir darbe vurdu. Yani biz orada sadece Ermenistan'ı yenmedik. Ermenistan'ın arkasında saklanmış o koca koca iradeleri yendik biz. Şimdi bunlar şu an bize çok kızgınlar. Azerbaycan'a çok kızgınlar, Türkiye'ye çok kızgınlar. Fırsatını buldukları an bizi vurmaya, Karabağ'da elde etmiş olduğumuz kazanımları bizden geri almaya, hatta bunu daha da derinleştirmeye çalışacaklar. Aslında savaştaki niyet ve maksatları da o. Yani Polat Paşa'mızın şehit olduğu Temmuz hadiselerinde baktığımız zaman, okuduğumuz zaman olay bir kere Akdeniz'de ve Libya'da da gelişmiş olduğumuz mücadeleyle eş zamanlı olması. Şimdi cezalandırmaya çalışıyor aklınca. Çünkü yapılan olay ne? Toğuz'un Adam Köyü'nün üstündeki sınır hattından Ermeniler içeri giriyorlar. Yani bizim bir mevzimizi işgal ediyorlar. O mevzinin konumu ne? Bütün Kür Vadisi'ni kontrol ediyor ve oradan ne geçiyor? Bizim için hem Türkiye için hem Azerbaycan için son derece hayati 4 tane damar geçiyor. Bunlardan bir tanesi karayolu, bir tanesi demiryolu, bir tanesi petrol hattı, bir tanesi doğalgaz hattı. Şimdi burayı kontrol etmeyle ilgili bir ihtirası var Ermenistan'ın. Peki bu ihtiras sadece Ermenistan'a mı ait? Hayır, Ermenistan'a falan ait değil bu. Ermenistan'ın bir proxy devlet olduğunu, bir vekil devlet olduğunu biz hep çok iyi biliyoruz. İradesi yok ki. Yap diyorlar, yapıyor. Kalk diyorlar, kalkıyor, otur diyorlar, oturuyor. Böyle bir ülke Ermenistan. Çünkü şeyini kaybetmiş.
egemenliğini kaybetmiş, bağımsızlığını kaybetmiş. Yani onların işte kendisine verdiği işte para şeyine, enerji şeyine, işte onlara biliyorsunuz güvenlik şeyine, çünkü sınırlarını bile kendisi koruyamayan bir ülke. Ama söz konusu Azerbaycan olunca, söz konusu Azerbaycan toprağı olunca şey çekiliyor. Yani kendisine müthiş bir destek var. Dünyada hem Doğu bloğundan hem Batı bloğundan eş zamanlı olarak destek almaya başarabilen iki tane ülke vardır. Bunlardan bir tanesi Ermenistan'dır, bir tanesi Yunanistan'dır. Yani hem Atlantik'ten hem Avrasya'dan destek almaya başarabilir. Niye? Ortak paydası Türklerdir. Azerbaycan'la Türkiye'dir. O yüzden bu aslında karşı karşıya kaldığımız tehditin büyüklüğünü de bizlere çok iyi gösteriyor. Şimdi o zaman ne yapacağız? O zaman hiçbir zaman birbirimizden ayrılmayacağız. Bakın ben bu savaşı çalışırken görmüş olduğum temel detaylardan bir tanesi şu. Şimdi hani parasal değerler üzerinden Türkiye'nin gayri safi milli hasılası yıllık 800 milyar dolar. Azerbaycan'ın işte geçen sene itibariyle 188 milyar dolar. İkisi bir araya getirdiği zaman 1 trilyon dolar ediyor. Ama ikisi bir araya geldiği zaman 1 trilyon dolar olmuyor. Stratejik mücadelede 10 trilyon dolar oluyor. Böyle bir özelliği var. İki kardeşin bir araya gelip kendi stratejik yani stratejik seviyedeki milli güç unsurlarını eş güdüm olarak kullanması, koordine olarak kullanması. Bunun getirmiş olduğu, bakın 200 yıldır bu topraklarda kazanılamayan bir zafer kazanıldı. Bunun anlamı çok büyük. Bunun anlamı bizim evet milli onurumuz, milli gururumuz, işin jeopolitik hassasiyetler açısından son derece önemli ama asıl karşı taraf için önemli. Şimdi karşı taraf jeopolitik anlamda, bak bir son cümlem de olsun, ben anladım vakitler aldı. Şimdi iki kardeşin kavgası sizi burada yalnız bıraktı, bizi orada yalnız bıraktı. Ve bu dünya jeopolitiğine damgasını vurdu. Bütün dünya bu iki kardeşin birbiriyle olan husumeti üzerinden şekillendi. Şimdi iki kardeşin bir araya gelmesinden ve bir zafer kazanmasından kaynaklanan jeopolitik bir şekillenme var. Nerede var? Jeopolitik türbülansın yaşandığı pandemi sürecinde var. Bunun kıymeti çok büyük. Ümit ederim bu fırsatı kaçırmayız.